Merhaba Söz Sende, hoş geldiniz. Yeni bir gün Habertürk ekranlarında yeni bir Söz Sende ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz çok uzun zamandan beri çok yakından tanıdığınız çok güzel bir kadın. Çeşitli badirelerle karşımızdaydı ama o badireler noktalandı ve şimdi güzel haberlerini almaya başladık. Sevgili Demet Şener'e Söz Sende diyoruz. Evet, Söz Sende de sevgili Demet Şener'i ağırlıyoruz. Yılların değiştiremediği, hatta değiştirmek ne kelime, güzelleştirdiği kadın. Ay. Sevgili Demet Şener. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkürler, ne güzel anons ettin, teşekkür ederim. Ne kadar zarifsin Demetciğim. Ya sen de öyle, ne kadar teşekkür ederim. Seneler geçtikçe gerçekten ne zarafetin değişiyor, ne güzelliğin değişiyor. Herhalde kadınların en çok merak ettiği şey bu değil mi? Demet Şener ne yapıyor da kendisine? Sanki zamanı durdurmuş gibi yaşıyor. Şöyle bir şey, aslında söylediğin diğer özellikler biraz insanın mayasından kaynaklanan şeyler. O dışını ne kadar güzelleştirsen güzelleştir, içinin gerçekliği her zaman bir şekilde ortaya çıkıyor. Hele bizler gibi ekranın önünde olan insanlar da pek fazla saklayamıyoruz. Kendini sevmek, iyi bakmak, güzel beslenmek, güzel uyumak, hayatla didişmemek, biraz akışına bırakmak. Herhalde yoga da benim hayatımda çok büyük bir etken. Yaklaşık 14 senedir yoga yapıyorum. O yüzden kendimi seviyorum, hayatı seviyorum. Gelen şeyleri öyle birazcık insan yalpalasa da çok fazla rüzgara karşı direnmiyor. O yüzden de o içiniz çok herhalde fazla da yıpranmıyor diye düşünüyorum. Çünkü o yıpranmışlık da insanın yüzüne vuruyor bence. Her bir yaşanmışlık, her bir acı, her bir mutluluk bir tecrübe ve sen çeşitli tecrübeleri yaşadın elbette ki herkes gibi. Şimdiki Demet, geçmişe dönse ve Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı Demet'le karşılaşsa ne derdin ona? İleride çok güzel bir konumda olacaksın. Böyle der miydin? Derdim, bunu söyleyebilmen son derece... Ya şöyle bir şey, gerçekten çok uzun yıllar çok da az yapsam yine de çok şeyi bırakmış gibiyim meslek hayatım olarak. Geri dönüşümde insanlar beni o kadar güzel sevgiyle ve saygıyla kucakladı ki 17 sene dile kolay yani o yılların bırakmışlığından sonra gelmek sanki dün bırakıp gelmiş gibiyim. O beni çok şaşırttı açıkçası. O zaman dedim ki ya gerçekten bu toplumda güzel bir iz bırakmışım, güzel bir isim bırakmışım. Tabii insanlar her şeyi görüyor. Aslında bazen diyoruz hani imajlar yapılıyor insanlara, süsleniyor, püsleniyor, o isimler ortaya çıkarılıyor. Ama bence halkımız her şeyi çok net görüyor. O yüzden de ben hiçbir şey yapmadım. Geri döndüğümde herkes beni çok büyük bir sevgiyle bağrına bastı. Bu da tabii ki bizler gibi isim yapan ya da bir marka değeri olan insanlar için en önemli şey diye düşünüyorum. Çeşitli süreçlerinde senin yanındaydım ve yaşadıklarına birebir tanıklık ettim. Çok güçlü bir kadınsın sen evet, Demet. Evet öyleyim. Öyleymişim de öyleyim de. Çok güçlü bir kadınsın. Kolay değil yaşadıkların. Şimdi tabii herkes bilmiyor olabilir ancak belki senin yakınında olan... Çok yakınındakiler %100 her şeyi biliyor. Çünkü genel olarak ben hiçbir şey konuşmadım. Evet konuşmadın evet. Ama şunu söyleyebilirim ki hani halkın da bunu bilmesinde, bizi izleyenlerin de bilmesinde fayda var. Gerçekten çok kuvvetli bir kadınsın sen. Kolay değil yaşadıkların. Evet hiç kolay değildi. Hiç kolay evet. değil. Yani bu standart dışı bir şey evet, yaşadın. Evet aynen öyle evet. Ne demek istediğimi... Ben çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorsun. Eminim insanlar da anlıyorlar. Çok başka, evet, şeylerle yarışarak, başka şeylerle... Yüz yüze gelerek, şoklar geçirerek yaşadın ve bu tecrübe sana ne kattı? Tabii ki şöyle bir şey. Bir şeyleri yaşarken birincisi tek başına olmanız başka bir olay. İki tane çocuğunuz olması başka bir olay. Hem ünlü hem iki çocuğunuz olması ve iki tarafın da ünlü olması çok başka bir olay. Ben de bütün aslında bu olayları yaşarkenki negatiflik vardı. Negatiflik derken hani böyle... kötü olayların duyulması ve işte malzeme olmasından bahsediyorum. Yoksa tabii ki olduğum konumdan çok memnunum. Ama buna karşı ekstra ekstra güçlü durmam gerekiyordu. Özellikle çocuklar için
Çocuklarım için ne kadar güçlü olduğumu gördüm. Her şey insanlar için. Bir şeyleri kazanırken bir şeyler kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz şeylere değmesi gerek kazandığınızın. O yüzden ben çok güzel kazanımlarla çıktım. Onun için çok mutluyum. Yani kaybeden taraf hiçbir zaman ben olmadım. Çocuklarımla çok güçlü bir şekilde, sağlam bir şekilde devam ediyorum. Benim için en önemlisi, evet, içimde çok büyük fırtınalar koptu. Çok büyük yaralarım var. Zaman geçse de bunlar derin izler bırakmış olabilir. Ama bir tek şeyden çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklarım minimum şekilde bu olayın içinden çıktılar. Nasıl başardın bunu? Bu kadar medyanın gözü önünde, bu kadar gerginsin, mutsuzsun, acayip şeyler yaşıyorsun. Hı-hı. Çocuklar ergen, her an her şeyi okuyabilirler. Hı-hı. Okula gidiyorlar. Hı-hı. Kimi zaman yüzleşiyorlar. Şöyle bir şey tabii... Örnek olması açısından soruyorum ya, bunu ailelere. Tabii ki fazla çocuklarla bu konuları sadece sordukları zaman konuşmak. Olayı, evet, bir olay var. Anneniz bunun karşısında kabullenmedi ve bu hayatı seçti. Bununla beraber savaşıyor. Benden güçlü olmayı ve... İstemedikleri olayların içinde durmamayı öğrendiler. Şimdi şöyle düşünün, demet yerindesiniz, çocuklarınız soru soruyorlar ve o acınızı içinize gömüp karşı tarafın baba da olduğunu ve ömür boyu, hı-hı, görüşeceklerini de yani o kişiyi kötülemek size hiçbir şey kazandırmaz, sadece çocuklarınıza zarar verirsiniz. O yüzden ya çok mantıklı bir insanım ben aslında. Öyle. Evet. O yüzden o da benim işime burada çok yaradı. Ama hep birinci önceliğim çocuklarımın, hı, ruh sağlığı ve onların mutluluğuydu. Çok şükür çok da iyi çıktılar bu süreçten. Bir de şimdi Demet Şener olarak hayatımızda. Demet Şener çok biliniyor, çok tanınıyor, çok seviliyor. Çok uzun zamandan beri tanıyoruz ama Demet Şener'in aslında bilinmeyen bir de çok değerli bir ailesi var. Hepsi alanında... İnanılmaz başarılı, evet, müthiş, evet, okumuş, evet, evet, sanayici, Bursa'nın çok tanınan, evet, ailelerinden birinin kızısın, evet, ve inanılmaz iki tane abin var. Evet. Müthiş eğitimli ve, evet, çok başarılı, evet, iki abin var. Belki onlar olmasa belki bu kadar kolay olmazdı yani aile. Biraz önce söylediğim şey, altyapı çok önemli. Tabii ki, hı-hı, bunun maddiyatla ilgisi yok. Bu aile içinde, o çekirdek ailede yetiştirilme tarzı. O naifliği ve zarafeti tutarsanız içinizde zaten size kötülük yapan da şaşırıyor. Çünkü eline hiçbir şey geçmiyor. Benden istedikleri hiçbir malzemeyi vermedim. Onlara daha acı geliyor bence. Bir taraftan dürüst, çok dürüst davranıp çok, fazlasıyla. Da... Bu fazla kadar, dürüstüm ben. Yani hem bu kadar dürüst davranıp hem nasıl bu kadar naif olup hem de konuşmamayı başardın. Ben bu süreçte gerçekten hayran oldum ya, ama... teşekkür ederim. Artık geçti, bitti. Geçti, bitti. Çok şükür. Aynen. Önümüze bakıyoruz. Aynen. Bu soruları da inan bana sadece tecrübelerini izleyenlere tabii ve bu süreçten yani insanlar bir şekilde merak sordum. Ediyorlar. Tabii ki. Öyle. Ben de isterim. Gönül isterdi ki hiç bu olaylarla gündeme gelmeyeyim. Ama her zaman söylüyorum. Bir şey yaşıyorsanız, bu işin içinde iki kişi varsa sizin elinizde olmuyor her şey. Bir taraftan bir taraf bir şeyler yapabiliyor ve onun kontrolünü yapamıyorsunuz. Kontrolümde olmayan şeyler karşısında tabii ki savaşmıyorum. Ama orada duruşunuz sizin... insanlara karşı verdiğiniz o duruş çok şey ifade ediyor aslında. Hı hı. O yüzden kazandım ben. 14 senedir yoga yapıyorsun. Evet. 14 sene yoga. Evet. Bazen öyle şeyler koyuyorsun ki sosyal medyada bu ayak buradan dönmüş, buradan çıkmış. Ya bazı arkadaşlarım arıyor beni. Nasıl İyi misin? Yani? Çıkabildin mi oradan? Yardıma gelelim mi diye çok güldürüyorlar. Akra beni. Yoga diye bir şey var galiba değil evet, mi? Yoganın İki kişinin. Çok, evet, akra yoga biraz daha akrobatik biraz daha. İki kişi galiba, evet, partnerli yoga. Evet. Ben onu hiç denemedim, yapmadım. O da enteresan. Evet. Ya yoganın çok çeşidi var.
İnsanlar şunu zannetmesinler, ben onu söylemek istiyorum. Herkes yoga yapabilir. Belli bir sakatlığınız yoksa, ki ona da göre bir hareketler var. Yoga akrobasi hareketleri değildir. O yüzden insanlar korkmasın. İlla yani bacağımı alıp enseme koyacağım diye bir şey yok. Yani bizim yaptıklarımızı yapmak durumunda değil kimse. Nefesle, doğru hareketlerle, iyi hocalarla kesinlikle çok işe yarıyor. Bu koşturmalı hayatta, bu devamlı bir kaosun ve savaşın içinde olduğumuz hayatta bizi hem vücudumuzu hem ruhumuzu dengeleyen çok önemli bir öğreti, eğitim. O yüzden bana çok şey kattı. Keşke daha çok insana ulaşsa, daha çok insan yapsa. Eğitmen oluyorsun galiba, evet, değil mi? Yoga Haziran eğitmeni sonu, oluyorsun. Evet, yoga eğitmenliği sertifikamı alacağım, dünyada geçerli olan. Harika. O yüzden ya şöyle bir şey aslında, hani hocalık yapar mısın diye sorsan yapmayabilirim. Şu anda hani öyle bir planım yok, o yüzden almadım. Ama şunun için almak istedim bu sertifikayı. Bu kadar gönül verdiğim, bu kadar güzel yaptığım, emek verdiğim bir şeyi taçlandırmak istedim. Ve insanlara beni çok çağırıyorlar, işte sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, spor, dediğin gibi nasıl böyle kalıyorsun, bunlarla ilgili çok insanlara ulaşmam için teklifler alıyorum ve gidiyorum da böyle workshoplara, seminerlere. Orada insanlara yoga ile ilgili bir şeyler verirken daha bilinçli ve bilgili vermek istedim. O yüzden de anatomiden, yoganın felsefesinden her şeye kadar 6 aylık ağır bir eğitim sürecimiz var. Bayağı sabahtan akşama kadar işte yarım gün yoga yapıyoruz, yarım gün anatomiyi öğreniyoruz, derslerimiz var, çalışıyoruz, sınava gireceğiz falan böyle. Heyecanlı bir süreç. Çok, benim için çok keyifli, çok da güzel oldu. İyi ki de böyle bir şeye karar verdim, Ocak ayında başladım. Dediğim gibi Haziran sonunda da inşallah sertifikamı alacağım. O yüzden insanlara doğru bir şey vermek istedim. Yani böyle hani tabii ki belki bilgiliyim ama bunu tamamen daha profesyonel olarak bilerek insanlara aksettirmek istedim ki belki daha iyi anlatırım diye. Sosyal medyadan İrem'i de takip ediyoruz. Özellikle İrem, trambolindeki hareketlere, ya, onlar inanılmaz. Öyle zıplıyor zıplıyor. Ya çok büyük derdimiz var. Trambolimiz kırıldı. Şimdi yenisini bulacağız. Çok büyük bir de benimki. Niye kırıldı? Vallahi bilmiyorum, kırdılar en son, ikisi zıplıyorlardı, bana video gönderdiler. Anne kırdık diye. Eyvah, büyük bir trambolin çünkü. 4,5 metre, evet. İçinde tabii İrem'in rahat dönebileceği, rahat dönem. Biz hep böyle küçükten başladık İrem'le. En son 4,5 metre, yani daha büyüğü yok zaten, olsa onu aldıracak bana. Çok seviyor yani, ikisi de çok hareketliler. Spor onların en doğru alanı diye söyleyeyim. Aslında bütün çocuklara, bütün anne babalara tavsiye ediyorum. Küçük yaşta sporla tanıştırın. Çünkü belli bir yaştan sonra o iPad'lere, telefonlara alıştıktan sonra oradan alıp onları spora yönlendirmek çok zor. Ağaç yaş gene eğilir. İrem de Ömer de 3-4 yaşlarında hep spora başladılar. Harika. Başka türlüsünü bilmiyorlar. Küçük küçük onların böyle bedenlerine, ruhlarına hani o tozu vermek, o tozu yuttular mı bir kere? Şimdi her gün antrenmandalar, yani 2-3 saatleri antrenmanda geçiyor. O yüzden başka sosyal aktivitelerini de yapıyorlar. Tabii ki kişiliklerinin gelişmesinde, paylaşımcı olmalarında, rekabeti öğrenmelerinde, kaybetmek, kazanmak, bunları öğrenmekte, sorumluluklarını bilmekte sporun çok faydası var. O yüzden ikisi de çok şükür güzel gidiyorlar öyle. İnşallah böyle devam ederler. Seninle ilgili hazırladığımız bir VTR var. Yıllara güzel meydan okuyan Demet Şener diye bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim, sonra sorumu soracağım buradan. Yıl 1995. Demet Şener Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Henüz 18 yaşındaydı. İnce yüzü, karakteristik hatları ve masum tavırları ile dikkatleri hemen üzerine çekti. 1995'ten bu yana dünyada 3 kez nesil değişti. Ülke sınırları değişti, hatta dünyanın ekseni bile değişti. Yakın çağ bitti, dijital çağ başladı. Demet Şener ise değişime ve zamana meydan okudu. Bu iki fotoğraf arasında tam 24 sene var. Demet Şener, güzellik kraliçesi seçildiği andan bugüne yaş aldı,
ama yaşlanmadı. Sosyal medya cevabı en merak edilen şey de bu oldu. Demet Şener bunu nasıl başardı? Genetik mi? Özel bir bakım mı? Bir kür mü? İçten gelen bir şey mi? Annen de çok güzel bir kadın. Çok çok, o benden de güzelmiş. Babam çok yakışıklıymış rahmetli. Güzel genlerim var. Fakat tabii ki şöyle bir şey tavsiye edebilirim ben tüm kadınlara. Bizler kadınlar çok vericiyiz. Her şeye, çocuklarımıza, sevdiğimize, eşimize, erkek arkadaşımıza, yani her zaman bir mutlu etme programımız var galiba öyle. Ama hiçbir zaman kendimizi unutmayacağız, kendimizi seveceğiz, önce ben diyeceğiz. Tabii ki belli sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ama kendimizi sevmekten, o ışıl ışıl bakmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bunun için de kendimize zaman ayıracağız. Çok yoğunuz. Evet, anne olmak, çalışmak, sen de biliyorsun. Çok zor bir aileyi idame ettirmek, onlara zaman ayırmak, ayrıca kendine de zaman ayırmak. Ama günde bir saatimize bile olsa sadece kendimiz için bir şeyler yapacağız. Bunu hiç unutmayacağız. Öyle sihirli kremlerim, şeylerim yok. Cildim zaten çok hassas, güneşten koruyorum. Alkol, sigara hiç kullanmıyorum. Çok güzel uyumaya dikkat ediyorum. Çok beyazsın. Çok beyazım. Burada zaten bir tane de bayağı bir damarım var. Evet. O yüzden çok dikkat ediyorum. Güneşe çok çıkmamaya dikkat ediyorum. Ve en önemlisi dediğim gibi her türlü şeye rağmen tabii Allah'a çok şükür insanların ne dertleri var. Allah sağlıkla sınamasın. Hayatta hep güzel, olumlu, geleceğe dair hep böyle, yani geçmişte saplanmak yerine neden bunlar benim başıma geldi demek yerine hayatta hepimiz bir öğreti yaşıyoruz. Onlar bize bir şeyler öğretiyor. Ondan güzel şeyleri alıp böyle güzelliklere, yeniliklere, böyle güneşe doğru bakmak lazım diye düşünüyorum. Bence en önemli sırrı bu. İşle ilgili hedeflerin var mı? Yoga sertifikanı alacağım dedin ama yoga eğitmeni olmayabilirim. Vallahi açılacak dedim. Yeni yerlerden hocalık teklifi bile geliyor. Çok şaşırıyorum. Öyle ben. Mi? Evet. Yoga festivallerinde işte konuşmacı ve yoga eğitmeni olarak da, yani bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten çok doğru bir yerde olduğumu görüyorum. İşle ilgili tabii ki hala bir şeyler yapıyorum. Çeşitli firmalarla çalışıyorum. Bir program yapabilirim. Kendimle ilgili böyle lifestyle, daha ne bileyim, içinde sağlık, her şey olabilen, ama tabii ki artık yeni yayın dönemine. Çok enteresan bir şekilde oyunculukla ilgili bir şeyler geliyor ama onu yapıp yapmayacağımdan çok emin değilim. Çok meşakkatli bir iş biliyorum. Şimdi gerçi biraz daha zamanlar ayarlanmış yani benim dönemimdekine göre, ama gerçekten keyfim ne istiyorsa onu yapacağım. Yani ben çok artık plan yapmıyorum. Bunu öğrendim. O yüzden önüme gelen şeylerde canım isterse, kafama yatarsa, bana ve hayatıma uygun olursa onları yapmaya devam edeceğim. Ama onun dışında kendime bakmaya, insanlara güzel örnek olmaya, güzel enerjiler vermeye devam edeceğim. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak da istiyorum. Çocuklar ve özellikle kadınlar için. Çünkü birey olarak iyi durumda olmak bizim hiçbir işimize yaramaz. Toplumun için, toplumdaki insanlar için bir şeyler verebilirsek hepimiz, ancak o zaman daha iyi insanlık seviyesine ulaşabiliriz. O yüzden onlarla ilgili de güzel çalışmalar zaten hep yapıyordum. Daha da yoğun yapmak istiyorum. Hep birilerine, birbirimize el vereceğiz, destek olacağız ki daha yükselelim. Onun için de güzel bir şekilde hayat böyle devam edecek. Çocukların peşinden koşmaya devam. Zaten, o zaten hiçbir zaman bitmeyecek. Zaten ondan başka bir şeye fırsat da kalmıyor. Kalmıyor, evet. Yaratırsan. Hayatının nasıl bir dönemindesin? En güzel dönemindeyim bence. Gerçekten bunu içten kesinlikle mi söylüyorsun? Kesinlikle, çok içten söylüyorum. Merak etme, ben içten olmayı bile söylemem. Neden? Ya şurada şöyle durmuşum. Neden hayatının en güzel? Belli badireleri atlattım. Güzel bir aşk yaşıyorum. Bak ben nasıl getirdim konuyu? Kendi söyledi, görüyorsunuz. Ben her yerde söylüyorum zaten, hiç merak yürüme etme. Yürüme Demet. Yok ya, çok güzel. Güzel şeyleri söyleyeceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Gelecek. Korkmadın mı?
benim canım arkadaşım, bu kadar badire atlattın, bu kadar... Bir kişiyle herkesi yakamam valla. Ne yaşayacaksak göreceğiz yani hiç. Aşk güzel bir şey, aşk hepimizin ihtiyacı olan şey. Nasıl ya ikna etti seni? Hiç gerek kalmadı ya. Aşk ya canım şey benim yani. Ya çok tatlı. İkna'ya gerek kalmadı ben yani. Ben ikna ettim onu diyecek yok, neredeyse. Yok yani o karşılıklı bir şey yani. O duyguyu hazırlayarak ya da bana şu vakitte gelsin diyerek olmuyor yani. Çok enteresan bir şekilde birbirimizi bulduk ve çok güzel oldu bakalım. Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Öyle bakalım. Neler yapıyorsunuz birlikte? Neler yapmaktan keyif alıyorsunuz? Vallahi seyahat, güzel gezmek. Yani ki aşkımızın keyfini çıkarmak şu anda. Yani böyle ikimiz de çok doğalız birbirimizin yanında. O çok önemli. Anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani bunlar önemli zaten. Başka benim ne isteğim olabilir ki? Çocuklar... Tanıdılar mı? Tanıştılar tabii ki. O kadar. Ben de öyle. Vay tak 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 artık. Tanıştılar tabii ki. Çocuklarıma söyledim. Tabii ki sevdiler. Daha çok yeni zaten. Daha fazla vakit geçince birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Ama benim şöyle bir şeyim vardı. Hayatımda acısıyla tatlısıyla çok şey paylaştım çocuklarımla. Onlar benim yol arkadaşım oldular. Başkasından değil benden duysunlar istedim. İlk onlara söyledim. Peki oğlan böyle bir gerilmedi mi? Hani hiç, erkek çocuklar biraz gayet, böyle annelerine... Sen mutlu ol istiyorlar. Daha hayatımda kimse yokken bana demişti Ömer yani aşık olmak hakkın diye. Canım ya çocuklar her şeyi görüyorlar gerçekten. Ne kadar tatlı. Peki aşık mısın? Tabii ki. Yoksa huzurlu bir sığınak mı? Yok bak, ben bak, öyle bak. Hiç aşık olmadan hiçbir şey yaşayamam. Öyle mi? Aşk öylesine kadını. Bir şey yaşayamam ben. Peki, sıradan bir şey olamaz yani. Peki mesela yani bu ilişkin için söylemiyorum. Genel olarak lütfen al bu soruyu. Bir daha evlilikten yani... Korkmuyor musun? Dediğim gibi korkmuyorum. Yani korkmanın hayattaki başına geleceklere bir faydası yok ki. Korkarak yaşayamaz şu yani. Şu atasözü sana ne ifade ediyor? Yoğurdu yiyerek hiçbir şey ifade etmiyor. Yoğurdu bulursan ye diyor bana. Ye diyor. Bak nasıl. Sonra ne olursa olur diyor yani. Yok ya ben öyle koç burcuyum. Tamamen duygu insanıyım. Mantıklı hiçbir şey yapmıyorum. Bak, ben yapmamayı da aslanım. Istiyorum. Aslanım. Benim ikizler koç. Benim eşim de aslan. Demek ki böyle bir tavır beklemek biz gerekiyor. Evet, bizde böyle. Bizde böyle. Ateş, aynı. Ateş yani evet. Böyle. Yaktığı zaman çok fena. Peki şunu merak ediyorum. Böyle bir olayı kapattıktan sonra senin kalbini çelecek erkek nasıl bir erkek olmalıydı ve nasıl biri? Her zaman için yani sevdiğine sahip çıkan, dürüst. Hani hep söylüyorum adam gibi adam yani. Tabii ki daha çok yeni tanıyoruz birbirimizi ama bende o intibayı bıraktı. O yüzden... Peki güvensizlik, telefon karıştırma... Hayatımda yapmam, kimseye yapmadım. Bana doğru mu söylüyor hiç acaba? Hiç şu öyle. Anda nerede? Hiç. Ben sonsuz veririm krediyi. Sonra yavaş hayatımdan yavaş. Çıkar. Yok yavaşım avuşu yok bende. Pat. Bende hiçbir şeyin yavaşı yok. Ya Heru ya Meru tam diyecek kıza. Ya Heru ya Meru. Ya öyle bir şey yani ben hiç hayatımda kimsenin telefonuna bakmadım. Hayatımda kimseye acaba öyle mi diye algılamam. Ben öyle yaşayamam. Zaten sana. Zaten çok. Gönderildi. Çok iyi kalpli olduğum için Allah çıkartıyor karşıma. Evet. O yüzden gerek yok benim araştırma yapmama yani. Yani işte Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah iyi insanlarla karşılaşsın. Hep bunları söylüyoruz. Ama tek bildiğim bir şey var. Hayatta bir bağınız olan insanı ömür boyu bırakın aşkı sevgiyi. Hani ailemiz, kendi çekirdek ailemiz varsa onu ömür boyu korumak ve sahip çıkmak zorundayız. Benim en büyük hayal kırıklığım bu oldu. O yüzden gerisi hikaye. Hayal kırıklıklarını ama çok çabuk toparlayabiliyorsun. Evet, sen. Çok şükür. Ya dediğim gibi yani bir insanla herkesi yıkamam ben. Yani öyle yaşayamam. Evet. Bakalım hayat bize neler gösterecek. Bilemiyoruz ki. Ya yani belki bunda böyle bir darbe yaşadım. Belki öbüründe başka bir şey yaşayacağım. Dur ayol daha biri. Hayır. Yani belki sonsuz çocuk gidecek izliyorsa yani. İzliyorsa bizi ayıp olacak. Bunda böyle bir i̇zliyor, darbe öbüründe. İzliyor mu? İzlesin. Bilemeyiz. Şanslı çocuk yani. Seni. Ya, şanslı. Evet, şanslı bence de. Şanslı bence ben de. Ben de şanslıyım yani. Güzel. Göreceğiz. Göreceğiz, biz tabii kız tarafıyız ister istemez. Kız ya, tarafıyız yani yamuğunu görmek ya. İstemeyiz. Evet. Çok insanlar da çok güzel sahip çıkıyorlar bana. Basının çok... bu yeni ilgisini ne diyor?
Şaşırdı tabii ki yani. Şaşırdı, o alışkın olmadığı bir şey. Yani benim de yıllar sonra, ben de ilk defa böyle bir şekilde çıktığım için böyle birbirimizin elini sıkı sıkı tutuyoruz. Bir de bizim hemen enteresan şey. Haberler böyle. Normal olmuş, ya, çok buymuş. Normal, evet. Biz ikimiz zaten... de birbirimizi yalanımız yok, saklımız yok, gizlimiz yok. O yüzden evet. Harika. Şimdi birazcık deniyorlar, sonra alışacaklar. O zaman sana ve beyefendiye bir kitap armağanıyla kapatmak istiyorum. Tamam, çok güzel severim. Güzel hafta sonu keyfinizde. Kitap okuyarak birbirinize zevkle kitapları anlatın, olmaz mı? Sana Ernol Kroning'in kronik kitaplarından çıkan Haçlı Seferleri Tarihi, Selahattin Eyyubi ve Kudüs'ün Fethi. Muhteşem bir kitap. Bunu hemen keyifle okuyacaksın. Tamam. Beyefendiye de Sabahattin Ali, aldırma gönül, diyelim. Tamam. Bunu da beyefendi okusun. Tamam, zevkle okusun. Vereceğim. Bakalım, çok teşekkürler. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Demet'in hayatı ben kitap yazsam roman ya, en iyi roman olur. Evet. Hem bu kadar güzel bir kadın, bir sürü faaliyet etrafında, biz de takipteyiz sevgili Demet. Evet, inşallah güzel şeyler olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Biz de böylelikle programımızın sonuna geldik. Söz Sende'ydi. Söz Sende'yi kapatırken akşam haberlerine devrediyoruz yayını. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.